Business Channel Türk ekranlarından herkese merhaba, ben Hidayet Erdem. Dün ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başkanı Nehammer'le bir araya geldi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkan Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi ve resmi törenle karşılandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'den İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ilk yorum geldi. Egemen Filistin Devleti kurulmalı yorumunu yaptı. Putin, Orta Doğu'da çözümün Amerika Birleşik Devletleri tarafından tekerleştirilmek istendiğini söyledi. Rus lider, egemen Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç var mesajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tezkere kararını açıkladı. Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadelesi için meclise gelecek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi adına Kemal Kılıçdaroğlu olumsuz yanıt vereceklerini duyurdu. Fahrettin Koca'dan aşı karşıtlığı konusunda ilk yorum geldi. Aşı karşıtlığı en son bize yakıştırılabilir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz dedi. Mehmet Şimşek enflasyonun düşüşü için 2024 Haziran ayını işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda Türkiye'nin maliye ve para politikasındaki gelişmeleri aktararak enflasyonun düşüşü için 2024 Haziran ayını işaret etti. İsrail Milletvekili Godlif Filistin'e karşı nükleer silah kullanılmasını istedi. Neslet üyesi Godlif nükleer silah çağrısını kıyamet silahı ifadesiyle yaptı. Gazze'nin yok edilmesini isteyen İsrailli vekil askerimizin hayatı Gazze'deki her insandan daha önemli iddiasında bulundu. Birleşmiş Milletlerle Pile Yiğitler yolu yapımında mutabakata varıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler barış gücüyle yürütülen müzakereler sonucunda Pile Yiğitler yolu inşasına dair mutabakata varıldığını açıkladı. Ayrıca Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne SİHA yanıtı geldi. "Vakti geldiğinde gereği yapılacak." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de terör örgütü hedeflerini vuran SİHA'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından düşürülmesiyle ilgili Olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır ifadelerini kullandı. Mısır istihbaratının Hamas saldırısına ilişkin İsrail'i uyardığı ortaya çıktı. Mısır istihbaratının Hamas'ın çok büyük bir şey planladığı konusunda İsrail'i defalarca uyardığı ancak muhataplarının bunu dikkate almadığı bildirildi. Hamas yöneticilerinin şükür namazı kılmasına Azerbaycan türkü spikerden tepki geldi. Hamas'ın İsrail'de füze saldırıları sonrası karşılıklı çatışmalar başladı. İlk gün yaşananları televizyondan takip eden Hamas yöneticisinin şükür secdesi yapması gündem oldu. Azerbaycan türkü spiker o anları bu dinse insan değiller diyerek anlattı. Sevgili seyirciler dün ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktardık. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.